Sevgili dostlarım merhabalar. Mia Teknoloji Halk Arz bütün detayları sizlerle paylaşacağım arkadaşlarım. Dün videosunu yaptık ama eksik yaptık arkadaşlarım. Eee onaylı izahnamesi olmadığı için perşembe günleri e, kısa bir bilgisini veriyoruz arkadaşlarım. Cuma günü de eee onaylı izahnamesiyle birlikte arkadaşlarım e, sizlerle paylaşıyoruz. Niçin bunu yapıyoruz arkadaşlar? Her şey değişebiliyor yani o bir günlük süreç içerisinde her şey değişebiliyor. Onun için onaylı izahnamesi son derece önemli arkadaşlarım. Evet arkadaşlarım haber kaynağımız Arz Haber Arz Haber üzerinden arkadaşlarım ideal data'ya da sahip olabilirsiniz. Onu da buradan şimdiden söylemiş olalım. Nasıl sahip olacağım diye arkadaşlar da Arz Haber diye Google'a yazabilirsiniz arkadaşlarım. Oradan da şu kısımda bakın şöyle kalemimle göstereyim. Şu kısımda satın al diyor. Satın al butonuna basıp arkadaşlarım oradaki bilgileri doldurup alabilirsiniz isterseniz de arkadaşlarım iletişim <laughs> yoluyla da arayıp arz haber yahut da borsa gündem veya da ikimizi de söylerseniz de daha uygun fiyatlara eee ideal datanın uygulamasını kullanabilirsiniz. Evet, konumuza dönüyorum. Arkadaşlar Mia Teknoloji halka arzına dair bütün detaylar videomuzda olacak. Arkadaşlarım 8 milyon lot artı 4,5 milyon lot toplamda 12,5 milyonluk halkarz arz büyüklüğümüz var. Yani 12,5 milyon e hisse bizlere halka arz edilmiş olacak. Ana pazarda işlem görecek arkadaşlar. İşlem kodu MIAT K olarak belirlendi. Metro yatırım e, konsesyon lideri olarak belirlendi. 15 lira 80 kuruş olarak da fiyatı belli arkadaşlar arz büyüklüğüne de baktığımız zaman 197,5 milyonluk bir arz büyüklüğü var arkadaşlar. Kahvemizden de arada bir yudum içelim de soğumasın. Evet. Arkadaşlar MIA teknolojinin e, dağıtım şekli nasıl olacak arkadaşlar? Arkadaşlarım tamamen eşit olacak. Tamamen eşit dağılımlarda arkadaşlarım malumunuz t de alabiliyorsunuz. Yani oransal dağıtım gibi yani nakit olmasına gerek yok arkadaşlarım. Bu konuda sıkıntı yaşayan arkadaşım varsa aracı kurumlarıyla lütfen e, haberleşsinler. Bir sıkıntı yaşayan arkadaşlarım var Çünkü şu şekilde sıkıntılar oluyor arkadaşlarım. İşte hocam e, benim normal şey, şartlarda pört bölümde nakidim var. Veya da işte T1'de malım var. Cari'de malım var. Almam gerekiyor. Neden alamıyorum? E, bize bu şekilde arkadaşlarım sorular geliyor. Tabi biz bu durumda haliyle e, bu vatandaşların kullanmış olduğu aracı kuruma bildirmesini söylüyoruz arkadaşlarım. Birçok aracı kurumda bu şekilde sıkıntılar oluyor. Onun için iki tane aracı kurum kullanmanızı tavsiye ederim. Peki arkadaşlar. MİHA teknoloji arkadaşlarım tamamen eşit dağılım olacak dedik arkadaşlar. 15-16 Kasım tarihinde halk arzı gerçekleşecek. 16 Kasım'da saat 13'e kadar arkadaşlarım bu kısım son derece önemli. 16 Kasım'da saat 13'e kadar halk arzımızı bitirmiş olacağız. Yani taleplerimizi yapmış olacağız. Arkadaşlarım son zamanlarda yaşanmış en büyük sıkıntılardan da tekrardan şurada da bahsedeyim. Sizin de başınıza gelebilir. Arkadaşlar genelde aracı kurumlarda minimum ve maksimum. Hatta şöyle maksimum diyeyim. Buraya da minimum diyeyim. Arkadaşlar maksimum lota Kaç lot yazacaksanız 100 lot mu talep etmek istiyorsun? 100 lot yaz. Minimum kısmına da lütfen bir lot yaz. Bak lütfen bir lot yaz. Bazı aracı kurumlar arkadaşlarım. Minimuma bir lot yazılmadığı için bu halk arzı gerçekleştirilmiyor. Olabilir, ol, olabiliyor arkadaşlar. Hatta şöyle söyleyeyim sizlere. Farz ediyorum 100 lot biz bu hisse senedinden almak istiyoruz. Maksimuma 100 lot yazdık. Minimuma da gelirde 100 lot yazmış olursak. Yani biz burada şunu demek istiyormuş gibi oluyor bana vereceksen 100 lot var. Kardeşim vermiyorsan işte 99 lot veriyorsan da ben almıyorum gibi oluyor. Lütfen bu konuya son derece dikkat edelim. Son zamanlarda birçok arkadaşımın başına bu konu geldi arkadaşlarım. Sıkıntı yaşadım. Evet konumuza dönecek tekrar olursak arkadaşlarım MİA Teknoloji'nin finansal tablolarına bakacağız. Finansal tablolarına da baktığımız zaman birçok tepki geldi bu konuda. Dünkü yapmış olduğumuz videoya işte kimisi dedi ki hocam bizim e, mahallede bir bakkal dükkanı var onun karı daha büyük dedi. E, hocam o da halk arz olsun yani ne diyeyim ben şimdi e, sonuçta babamın şirketi değil. Benim buradaki amacım seni ne kadar bilgilendirebiliyorsam veya da sana ne verebiliyorsam, sen ne anlat, sana ne anlatabiliyorsam ve sen ne kadar anladıysan benim anlattığım şey odur. Yani ben burada sana istediğin her şeyi anlatayım. Ama sen orada bir kız, bir küçük bir şey anlayabiliyorsan, sadece ben sana o küçük bir şey verebilmişim demektir arkadaşlarım. Evet, 2018 yılındaki arkadaşlarım e, karına bakacağım. Ar arkadaşlar sürdürebilir, faal dönem kar ve zarar olarak baktığımız zaman 3.7 milyonluk 2018'de karı var. 2019 yılında arkadaşlarım arttırmış 13 milyon olmuş. Baktığımız zaman da arkadaşlarım 2018'den 2019'a e, gayet de başarılı artmış. Yani 4 kat kadar şirket büyümüş arkadaşlar. Peki 2013'ten de şey 2019'dan da 2020 yılına kadar baktığımız zaman da yaklaşık olarak arkadaşlar şuraya da 23 milyon demiş olsak 2 kat kadar şirket büyümüş arkadaşlar. Daha sonrasından 2020 yılının diğer dönemine de baktığımız zaman 10 milyon yani toplamda da arkadaşlarım yaklaşık olarak 3 katı oranında büyümüş şirket. 2021 yılından son dönemine de baktığımız zaman arkadaşlar şu anki durumuna baktığımız zaman 17 milyonluk bir karı var. Yani bunun üzerine de bir 17 milyon daha koysa 30 milyonluk bir karı olmuş olacak arkadaşlar. Yani burada ne anlamamız gerekiyor? Şirket gün geçtikçe büyüyor. Yani bunu anlayabiliriz arkadaşlar. Ama şimdi burada gönül ister ki işte 100 milyonluk 100 milyonluk kar etsin ama ee, o zaman da şirketin fiyatı kusura bakma 10 e, küsür lira olmaz da 20 küsür lira olur 50 küsür lira olur e, son zamanlarda gördük 110 liraya halk arzı gördük arkadaşlar yani e, şu anki piyasada bu piyasada 110 liralık halk arz nerede e, işte millet dedi ki ya er boş gibi olacak er boş gibi olacak ya kardeşim şimdi er, er boş gibi diyorsun veya da e, ikinci er boş diyorlar ya er boş olmuş 130 140 lira e, o zaman erboço o kadar güveniyorsan git Erboş al. Al 200 lirasını bekle, 300 lirasını bekle. Yani e, o kısımda e, tabi farklı bir saçma sapanlık bir e, mevzu. Neyse arkadaşlar Miotek'te halka az gerekçesi neler peki arkadaşlar baktığımız zaman da Arkadaşlar teknoloji sektörü içerisinde değerlendirilen yazılım sektörü son yıllardaki hızlı gelişmesine paralel olarak yenilikçi ürün ve hizmetleri iç ve dış piyasalara sunmak çok yüksek sabit sermaye anlamında yatırım faaliyeti gerçekleştirmekle beraber sektörün en önemli girdileri iyi eğitimli personel ve ARGE yatırımlarıdır. Ayrıca özellikle uluslararası piyasalarda Türkiye yazılım sektörünün planlı bir şekilde tanıtılması, pazarlama becerilerinin ve yeri ürün kapasitelerinin geliştirilmesi, uygulanabilir uygulanabilir çözümler ve bunların iç dış piyasalarda da etkin sunumu vesaire vesaire demiş arkadaşlar. Diğer taraftan baktığımız zaman bakın arkadaşlar bu kısım önemli. E, niye yatırım yapıyoruz? Yatırım yaptığımız şirketin her şeyini bilmemiz lazım. Gerekiyorsa çaycısının ne kadarlık maaş aldığını bile bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Arkadaşlar şirketin e, büyüme hedeflerinin devamı için, planlanan yatırımların finansmanı için, kurumsal yapının güçlendirilmesi için, şeffaflık ve hesap verilebilirlik düzeyinin yükseltilmesi için, şirket bilinirliğinin artırılması, rekabet gücünün artırılması, potansiyel ve potansiyel müşteri ve iş ortakları nezdinde mevcut güvenilirliğinin ve saygınlığının artması gibi sebeplerden dolayı bu hisse senede halka arz ediliyormuş. Halka arzdan elde edilecek gelir, fon nerede kullanılacak? Şirket satın alma fırsatlarının değerlendirilmesi için %15'lik kısmına ayırmış arkadaşlarım. Arge ve yazılım geliştirme alanlarında e, şirket büyümesi ve satışların artması, hedefli faaliyetlerin artması için %30'luk kısmı. Arkadaşlar reorganizasyon bunu dün de okuyamadım bugün de okuyamadım maalesef yani çok saçma geliyor bana neden oluyor bilmiyorum ama Evet arkadaşlar satış ve karlılık artışı odaklı süreçlerin artırılması yatırımı yüzde on arkadaşlar mevcut kredilerin kapatılması yüzde on mevcut ofisleri büyüme ve yeni ofis açma yurt içi ve yurt dışı yüzde on ve işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması %25 baktığımız zaman şirket nasıl arkadaşlar yani siz e, yoruma aşağı kısımda lütfen yapın kendi şahsi görüşümü söylüyorum arkadaşlar. kesinlikle artı bakın kesinlikle artı e, niye söylüyorum diğer halka da e, göreceksiniz onu da e, sizlerle paylaşmış olacağım ona bakarak bu gayet bana artı gibi geliyor arkadaşlar Peki şirket hakkında ne biliyoruz arkadaşlar? 2006 yılında bilgisayar mühendisi tarafından kurulmuş 15 yıllık sektör deneyimleriyle gelişmeye devam etmekte. MIA %60'dan fazlası ARGE ve inovasyon alanında olmak üzere 70'ten fazla personelle istihdam sağlamakta. Terzi modeli sistem geliştirme ve e, ürünleştirme prensibiyle Türkiye'nin birçok noktasında çalışan sistemler sunmakta olan şirket sağladığı 7-24 çağrı merkezi desteğiyle de sorunlara anlık çözümler üretmekteymiş arkadaşlar. MİA teknoloji artan deneyimleriyle ARGE çalışmalarına önem verdiğinden dolayı birçok alanda yüksek eğitimli mühendisi araştırma yapmak ve proje geliştirmek amacıyla istihdam etmek demiş arkadaşlar. Burası son derece önemli. En az da mühendislerimiz yurt dışına gitmiyorlar Mia teknolojide çalışıyorlar Arge çalışmaları yapıyorlar şirketi büyütüyorlar bu şekilde hem onlar hem şirket hem de in, 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 inşallah Bizler de mutlu oluruz arkadaşlar ee, baktığımız zaman 2020 yılının Aralık ayında ODTÜ e, teknoparkta şubesini açan Mia teknoloji başta teknokent savunma sanayi kümel, e, kümelenmesi TSSK olmak üzere iş ağını ve yeni iş e, birliklerine adım atmak için birçok kümelenmeye, üye olmaya devam etmekte. E, üniversite laboratuvarlarının e, ulaş, e, ulaşma ve projede akademik e, personel ile iş birliği yapabilme becerisi Mia teknolojiyi sürdürebilir bir şirket haline getirmekteymiş arkadaşlarım. Evet hocam yorumlarını yap diyen arkadaşlarıma da. Arkadaşlar ben olumlu olarak gördüm. Niye olumlu olarak gördüm? En azından 200 milyon lot yok. 12,5 milyon lot var. Bu kısım son derece önemli. Yani hisse senedine ne kadar sahip olursak o kadar güzel. Yani küçük yatırımcıda da ben buradan tavsiye ederim. Hani YTD diyorlar ya ben YTD demiyorum. Bence mantıklı. Ben kendim işin doğrusu girmeyi düşünüyorum. En azından büyüklere kaptırmak istemiyorum. Gerekiyorsa bir lot versin ama versin abi. E, şayet şu şekilde de arkadaşlarım onu da sizlere söylemiş olayım. E, Birçok arkadaşım malumunuz işte e, 10 tane aracı kurum kullanabiliyor. Yani eşinin, dostunun, annesinin, babasının vesaire. Arkadaşlar eşit dağılımlarda lütfen bu e, şeylerinizi kullanın. E, aracı kurumlarınızı kullanın. Ne kadarlık mala sahip olursak burada bizler için e, olumlu olarak söyleyebiliriz arkadaşlar. 12 buçuk milyon çok büyük bir rakam değil. Halk büyüklüğüne baktığınız zaman 197 milyon çok büyük bir rakam değil. Yani götürülebilecek bir taktalardan bir tanesi gayet de güzel. Ee, baktığımız zaman da Mia Türkleneci neye benzetebiliriz? Yeotek'e benzetebiliriz arkadaşlarım Neden olmasın? Bir Yeotek gibi hani belki 90 lira görmez ama e, şu anki durumundan en azından 15 liradan da 20 lira, 30 lirayı neden görmesin işkontu fiyatına vesairesine de baktığımız zaman gayet başarılı olarak ben görmekteyim arkadaşlarım. E, tekrardan e, bir haber akışı olursa da sizlerle paylaşacağım arkadaşlarım. Allah'a emanet olunuz. Hepinize bol bol kazançlar diliyorum. Bu arada arkadaşlarım e, şuraya da beğenilerimizi yorumlarımızı lütfen yapalım. E, burada bizler de sizler için varız arkadaşlarımız. Elin, elimizden geldiğince sizler için burada mücadelemizi veriyoruz. Sizler de destek için beğeni ve yorum yapmayı lütfen unutmayınız. Allah'a emanet ediyorum sizlere. Bol bol kazançlar diliyorum sizlere.